Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik ders 193'ten devam edeceğiz. Yandaki kareli kağıd üzerine verilen evet AB doğru parçası ile eşit uzunlukta ve uç noktalarından biri C noktası olan doğru parçası çiziniz e, diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrencilerim böyle olduğu zaman bakın dikme olarak bakıyoruz. Aşağıya doğru uzunluğuna bakıyorsunuz. 1 2 kare Yana doğru bakıyorsunuz. 1, 2 kare. Yani 1, bakın şöyle 1, 2, 1, 2 kare. Aynı şekilde ne yapmamız lazım? Çizmemiz lazım. Bakın buradan da şöyle 1, 2, 1, 2 yaptığımızda şu bölgeye geliyor. O zaman ne yapacağız? Bakın şuradan şuraya ne yapacaksınız? Çizeceksiniz. Son hali kırmızı ile üzerinden gidelim. Şu bizim evet aradığımız doğru parçası olacak sevgili öğrencilerim. Şöyle şunları da silelim. Evet. Bu şekilde ne yapacağız? Aynısını çizmiş olacağız sevgili öğrenciler. Şimdi bu şekilde de olabilir. Mesela şuradan gelip şu noktaya da gelebilirsiniz. Bakın 2'ye 2. Iki. Şuradan da şöyle ne yapabilirsiniz? Gelebilirsiniz. Uç noktası C olur. Şuradan gelip şurayı çizerseniz bu da ne olur sevgili öğrenciler? Bakın 2'ye 2. Iki. Aynı uzunlukta olmuş olur. burası da olur. Buradan şuraya da çizebilirsiniz. Sizler bilirsiniz. Noktalı kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerin doğrulara D, yanlışlara Y ye yazın demiş. EF uzunluğu KL'ye uzundur. Bakın EF 1 bu tarafa iki aşağı. Yani 1'e iki birim olacak sevgili öğrencilerim. EF KL'ye demiş. KL bakıyorum 1 bir birime 2 birim. Bu nedir? Doğrudur. MN 1 bir birimdir. MN 1 bir birim olabilir mi? Hayır. Bakın noktadan noktaya 1 bir birim olur. Buradan buraya bir birim olur. Çapraz 1 bir birim olmaz. Bu yanlıştır. AB doğrusu e, parçası ile CD doğru parçası eşit uzunlukta doğru parçaladır. Bakalım. AB bu nedir? Bir birim bakın. Evet diğer neydi? CD bu da bir birim. Bu da doğrudur. N ve K noktaları birleştirilirse NK eşittir AB olur. N ve K noktaları Evet bunlar e, birleştirilirse NK uzunluğu eşittir. Evet. AB nerede? Evet AB burada. AB eşit. Bir birim burası. Burası da bir birim olduğu için Evet bunlar da birbirlerine eşit olur. Doğrudur. Kareli kağıt üzerinde uç uca eklenmiş doğru parçaları ile bir şekil oluşturmuş. Bu şekil oluşturan kaç doğru parçası şeklinin yanında verilen kırmızıya eşit uzunluktadır? Evet bakın ne yapacak? 1'e 2 olacak saydırım. Buranın birleştiği. Şimdi bakalım 1'e 2 nerede var bakın? 1'e 2 burada var. Evet şurası 1 saygı Başka 1'e 2 burası var. 2 yazalım şöyle. 1 2 başka bakın 1'e 2. Bakın şuradan şöyle 1'e 2 birleşen yani şurasını kastediyorum. Burası 3. Yine bakın 1'e 2 şurası var. 3 4. Daha sonra bakın 1'e 2 şurası var. Burası 5. Yine bakın 2'ye 1 şurası var. 6. 1'e 2 şurası var bakın. Şurası 7. Yine aynı şekilde bakın 2'ye 1 şurası var. 8. Evet 1'e 2 şurası var. 9. Sevgili öğrencilerim başka var mı? Diğerleri uzun. Başka da yok. O zaman şöyle 9 tane var diye Yazabilirsiniz. sevgili. Evet, buraya geçiyorum. Evet, 195. Şu kare kareli kağıt üzerinde eşit uzunluktaki doğru parçaları bir örüntü oluşturacak şekilde çizilmiştir. Bu örüntüyü devam ettirerek verilen kareli kağıtta en fazla kaç tane doğru parçası çizilebileceğini bulunuz. Bakalım şimdi. 1 2 3 4 zaten yapılmış. Ne yapacağız? Bakın 1'e 2 şuraya geleceğiz. Evet şöyle buradan şuraya buradan şuraya bakın. 1'e 2. Evet şurası bakın. Şöyle devam ettiriyorum. Evet. Aynen. Devam ettiriyorum. Tablette zorlanıyorum. Sizler Yavaş yavaş yapın. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane ne yaptım sevgili öğrencilerim? Ee, çizmiş oldum. Bize ne diyor? Yukarıdaki kağıt doğru o parça bir örüntü oluşacak şekilde çizilmiştir. Bu örüntü devam ettirerek verilen kareli kağıtta en fazla kaç tane doğru parçası çizilebileceğini bulunuz diye söylemiş. Bu kendilinkileri e, çizmiş zaten. Bunları biz saymayalım. Bize çizici olanlar soruyor. Şöyle sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bizim çizdiklerimiz sayılan kaç tane oldu? 22 tane oldu. Evet. Noktalı kağıda KL doğru parçasına eşit uzunluk olan doğru parçaları çizilecekmiş. Buna göre uç noktalarından biri N veya B olacak. Yani N, B'yi birleştirmeyeceğiz o zaman. Kaç farklı doğru parçası çizilebilir diye söylemiş. Evet KL uzunluğu iki birim sevgilerim. Demek ki 2 birim olacak şekilde yapacağız. Şimdi N'ye bakalım önce. N'den E'ye çizebiliriz değil mi? Önce N, E'yi çizebiliriz. Başka N'den bakın B'ye çizmiyoruz. Mesela başka neden nereye çizebiliriz? Bakın şurada M var. Neden? M'ye çizebiliriz. N, e olur. NM olur. Başka B'ye bakalım. B'den e, mesela nereye çizebiliriz? A'ya çizebiliriz. B, A olur. Başka B'den D'ye çizebiliriz. Evet B, D olur sevgili öğrencilerim. Evet ne yaptık? N, e çizdik. Evet A, B çizdik. B, çizdik. Evet N, çizdik. Şimdi e, bunlardan başka görünmüyor. Şimdi Neden N'den ve B'den olacak şekilde. Yani şuna dikkat edelim. E, N veya B olacak şekilde verilen noktalar kullanılarak diye söylenmiş. E, şimdi N ile B'yi birleştirirsek bakın şu da olur. Şimdi bunu öğretmeniz kabul etmeye e, bilir Şunu şöyle kırmızı olarak yazıyorum. N, B. Uçlar ikisi bir ne veya b dediği için bunu kabul etmezse burada 4 tane olacak sevgili. Veya dediği için ben olsam veya dediği için kabul etmem. Çünkü ikisi birleşse ne ve b olur. iki ucu da veya dediği için ya ne olacak ya b olacak. İkisi aynı anda o olsun istemiyor sevgili. 4 tane diye yazalım. Bunu da yan tarafa yazın. Bu şekilde bundan dolayı kabul etmedim diye söylersiniz. Kareli kağıtta doğru parçaları kullanılarak bir şekil oluşturulmuş. Evet oluşturulan şekilde uz eşit uzunluktaki doğru parçanın sembol kullanarak gösterin diye söylemiş. Ee, uzunlukları uzunluklara şöyle baktığınızda bakın 2'ye 1 AB önce onu yazalım. Bakın şu AB'nin uzunluğu 2'ye 1 eşittir. Bakın şurada BC var değil mi? Bakın 1'e 2. Yani şurasıyla sevgilencilerim, şurası birbirine eşit. Yanına BC diye yazıyorum. Yani AB eşittir ee, BC'ye ee, eşit başka 2'ye ee, 1 bakın. Şurası da 2'ye 1. Bunu da farklı yapayım kalemle. Şunu mesela bakın. CD yapıyorum. CD'nin uzunluğu da aynı. Başka sevgilencelerim. Şurada bakın E ile F'yi görüyorum. Bakın 2'ye 1. Şimdi bakın şu 2, şu 1. Şu mavi çizdiğim yer. Bu da E, F. Bunun da uzunluğu. Bunlar birbirine eşit sevgilenceler. Şimdi farklı olarak e, baktığımızda bakın 2'ye 2. Şöyle bakın. Yukarıdan yapayım. 2'ye 2. AK uzunluğu AK diyeyim. Şunların uzunluğu eşittir. Bakın şurası da 2'ye 2 iki olduğu için şurasıyla da şurası eşit. O zaman buna da ne diyebilirsiniz? FL veya tersten çok önemli değil. LF diye de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şu uzun olan ikisi diğer 4 de birbirine eşit şeklinde e, yazarsınız. Bir de şurası var bakın. Şurada 2'ye 2'ymiş. Evet bakın D'den L'ye geliyor sevgili öğrencilerim. Bu DL'nin uzunluğu da nedir? Birbirlerine şu eşit şu kırmızı yuvarlak için aldım 3'ü birbirine eşit 2'ye 2 bakın 2'ye 2 evet 2'ye 2 şu 1'e e 2 olanlar da 4 tane bunlar da buraya yazmış oldum sevgili öğrencilerim şu kafanız karıştırmasın özellikle bazıları dinlemiyor sadece cevaplara bakıyor dl uzunluğu e, şunu kastediyoruz sevgili öğrenciler. Evet ak yaptık evet. Yandaki kareli kağıtta Mehmet, Efe, Aliye, Defne, Özge ve evlerinin e, konumları verilmiş. Görselde Efe'nin evinin diğer evleri olan uzaklığı doğru parçalarıyla göstermiş. Buna göre eşit nokta olan doğru parçaların belirleyin hepsini. Çok kolay arttı değil mi sevgilendim? Şimdi şuranın uzunluğu bakın. 1, 2, 2'ye, 1, 2, 3, 4, şu, 2'ye, 4 sevgilendim. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4'e 1, 2. Bak şu da 2'ye 4 oldu. Şu evden Efe'den Ali ile Efe'den Mehmet'in e, evinin uzunlukları. Uzun bize neyi sormuş? Görselde Efe'nin evinin diğer evleri olan uzaklığı doğru parçası ile gösterilmiş. Evet. Buna göre eşit uzunluk olan doğru parçalarını e, yazın diye söylemiş. Evet. Burada bakın Mehmet'ten Efe'ye Evet, Efe'den de e, Ali'ye e, uzunluklar eşitse, ilk harflerini kodlayacak olursak o zaman ne oldu bakın? M, evet, Mehmet'ten Efe'ye e, buranın uzunluğu eşittir. Efe'den Ali'ye, Efe'den Ali'ye şöyle birbirine eşittir yapabilirsiniz. Yani e, Mehmet ve Efe'nin evinin uzaklığı Niye eşit? Efe ile. Ali arasındaki F Ali arasındaki uzaklık birbirine eşit. Diğerlerine bakıyorum. Bakın burası 2'ye 2. Şurası 1'e 3 farklı. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 3 bu da farklı. Yani bunlar da farklı sevgilerim. Sadece bakın şu şöyle ne oldu? 2'ye 1, 2, 3, 4. Şuraya bakıyorum bakın aynı alttan şöyle takip edin. Şurası da bakın 2'ye 1, 2, 3, 4. 2'ye 4 burası. şuradan şurasıyla şurası birbirine eşit oldu. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Evet, şurada var bir etkinlik. Bunlar çok kolay. Yandaki kareli kağıtta verilen açıların çeşitlerini sormuş. Şimdi sevgili öğrencilerim. Açılar... Önce şundan başlayalım. Dar açıdan başlayalım. Daha kolay olur. Şöyle şu dik olsaydı dik açı. Dik açıdan e, kapalı olanlar şu. Ne oluyor? Dar açı oluyor sevgili öğrencilerim. Şöyle yapsaydık bakın. Şurası dik açı olacaktı. Dikten daha fazla açıldığı için, daha geniş olduğu için burası ne olacak? geniş açı olacak. Burası da öğrencilerim bakın şu arası şöylece nedir? Diktir. Dikliği neden anlıyoruz? Bakın şu zaten şu kare dik değil mi sevgili Karenin ortasından gelirseniz ne oluyor? Bakın şöyle şurası 45 derece. Aynı şekilde bakın şurası da kare değil mi? Buraya da yaparsanız iki tane karenin ortasından geçtiği için 45 burası 45 burası aynı şekilde içerisinde şöyle bölersek 45 45 90 derece olduğu için bu da sevgili dik açılır. İkinciye bakıyorum. Yandaki noktalı kağıt üzerine verilen açılardan dar açı olanları gösterin. Hemen bakın şuradan başlıyorum. F, B, E F, B, E açısı dar açı. Başka F, B, de. bakın şu dik açı. C'ye kadar. Şu dik açı. Buradan şu dikten küçük olanların hepsi ne oluyor sergilenirim? Dar açı oluyor. F, B, e. F, B D. Aynı şekilde. F, B, D açısı. Değil mi sergilenirim? Bakın buradan başlarsak bu şekilde. Şurası da bakın dik. Başka nereye yazabilirsiniz? E'den başlarsak E, B, D yazabilirsiniz. E, B, D yazabilirsiniz. Bakın şurası E, B, D. Veya bakın 90 derece için olduğu e, EBC de yazabilirsiniz. E, B, C yazarsanız bu da ne yaparsınız sevgili öğrencilerim? E, dar açı bulmuş olursunuz. Şuradan başladım bakın. Şurası, şu arası. Şuradan şöyle çıktım. Şu ikisi. Evet. Bunları daha sonra bakın siliyorum. Ondan sonra kırmızıyla bakın. Şu E'den başladım. Şurası. E'den başladım C'ye. Şurası bakın ne oldu? Dar açı olmuş oldu sevgili öğrenciler. O zaman ne oldu? FBE dedim. Tekrar konu dedim. EB D'yi söyleyebiliriz. Ondan sonra DBC. Zaten şunları DBC'yi yazdım Sadece şu arayı yazdım sevgili öğrencilerim? Şurayı DBC Evet, onu yazmamışım. Bunu da ekliyorum. D, B, C de ekliyorum. Evet, şöyle baktığımız zaman FBE, B, E şurası. FBD, şurası bakın dar. 90 dereceden küçük. Evet. F, B C yazmadım değil mi? Yanlışlıkla. Evet yazmamışım. Tamam. Burası yazıldı. Daha sonra sevgilerim ayrı ayrı şu E'den başlıyorum. E, B, D yazıyorum. E, B, D. bakın. Burası şurası dar açı. E, B, C Bakın burası da dar açı. Son olarak da şuradan başlarsak sevgili öğrencilerim. D, B, C. Bunu da ekledim. Evet doğrudur. Bunların hepsi dar açıdır sevgili öğrenciler. Burası da yine aynı. Çok kolay. Az önce yaptığımız gibi bakın. Şöyle olsa 90 derece olacaktı. Dar olduğu için şurası 90'dan küçük olduğu için şurası dar açıdır. Bu tam bakın dik. Burası dik açıdır. Şöyle olsa dik açı olacaktı. Daha fazla açılmış. Burası da geniş açıdır sevgili öğrencilerim. Şimdi buraya bakıyorum. Burası tam bak şuradan gelip şuraya gitseydi. Şu köşelere gitseydi dik açı olacaktı. Biraz kapandığı için bu da ne olmuş sevgilencelerim? Dar açı olmuştur. Evet. 198-199. 190 Şuraya da yapıverelim sevgilencelerim. Kolay çünkü. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açılardan geniş açı olanları. Şimdi bakın tam köşelere gittiği için bu sevgilerin dik açı. Şöyle olsa, şöyle olsa bakın dik açı olacaktı bu. Burası dar açı. Bize geniş soruyor. Bunu şöyle olsa dik olacaktı. Fazla açılmış. Burası geniş açı. Buna geniş diye yazalım. Buraya girin bakın tam köşeden tam köşe gitmiş. Burası diktir. Burası şöyle olsa dik olurdu. Kapalı olduğu için burası dardır. Şuraya bakıyorum şimdi sevgilencilerim. Bakın şu köşeden şu köşeye olsaydı şurası dikti. Bakın köşeden biraz fazla açıldığı için burası da nedir sevgili Geniş açıdır. Buna da o zaman geniş diye yazarsınız. Evet aşağıda kareli kağıtta verilen açıların hangisi hem dar hem de sembolle gösterimi A yani köşede A olacak demek istiyor. Bu ne demek? A köşede olacak demek istiyor sevgili Şimdi dar açı bakıyorum. Şurası dar doğru dardır ve köşede ne var sevgili bakın. Evet A var değil mi? O zaman 1'i ne yapıyoruz? Ee, i̇şaretliyoruz. Evet burası bakın doğru dar açıdır. Fakat B olduğu için bu e, B açısıdır. A açısı değildir. Burası zaten bakın şöyle olsa 90 derece olurdu. Fazla açılmış. Burası geniş açı. Buraya geliyorum. Bu da bakın tam ne dediğim gibi şu köşelerden geçtiği zaman nasıl oluyordu? Dik oluyordu. Aynı şekilde geçmiş. Burası da sevgilendirelim. Dik açıda. Dik geniş. Dar açı fakat buradaki de B'de olduğu için e, A yani köşede olmadığı için burası B açısı diye dar açı olarak söylememiz lazım. Burası uygun oluyor. Cevabımız zaman 1 olmuş olacak. Yandaki noktalı kağıt üzerinde gösterilen açılardan dar, geniş ve dik açı olanları gösterin diye söylemiş. Şimdi şurası dar saygıları. A, B, C hemen yazalım. A, B, C saygıları. Sonra bakın ayrı ayrı gidelim. C, B, D. Karışıyor. C, B, D. Sonra bakın D, B, E. D, B, B, E. Sonra E, B, F. E, B, F. Bakın kendi araları şunların hepsi sevgilencelerim. Ayrı ayrı bunların hepsi nedir? Bunların hepsi dar açıdır. Şöyle açı işaretlerini de gösterelim. Bunların hepsi dar. Şimdi bunlara ilave olarak silelim önce şunları. Dikkat edin bakın bunu öğretmenler de bazen atlayabiliyor. Burası dik tamam kabul ama sevgilencelerim. Bakın. Şuradan gidenle şuradan giden ne dedim bakın şöyle dedim. Şuraya gidenle şu tam ortalardan giden şurası dik açı. Yani B'den A'ya gidenle B'den E'ye giden şurası şöyle dik. Tamam bunu da kabul ediyorum. Fakat sevgili şöyle bakarsanız şunla şunun arasına bakarsınız. Yani BC, bakın C, B, E'ye şurası. Dikten biraz içeride kalınıyor. şurası ne oldu? Dar açı olmuş oldu. Yani C, B, e diye şöyle yazabilirsin sevgili Burası dar açıdır. Bunu da ne yapalım? eklemiş olalım. Evet geniş ve dik açı olanlar demiş. Evet, dik açıyı da az önce zaten ne yaptık göstermiştik. Tekrar ediyorum bakın şu şekilde kenardan kenara gitmesi Buraya uygun ne var bakın şurası şuraya gelenle şuraya gidenin arası şu arası dik açı. O zaman A, B, E, A, B, E buna ne diyeceğiz? Dik açı diye söyleyeceğiz. Bir burası var. Bir de sevgili öğrencilerim. Bakın şu D, B, F var değil mi? D, B, F'de nedir sevgili Diktir diye söyleyeceğiz. Siliyorum bakın tekrar ediyorum. Biraz kafanız karışabilir. Şu zaten bakın gördüğünüz gibi şurası zaten dik değil mi? Bunu da şu an yazdığımda bu zaten. Ama şunu göremeyebilirsiniz. Ee, çünkü bakın tam ortadan geçsin. şurası dik. Bakın şu. Çünkü dik olduğu için bakın şuraya gidince dik olunca ne yapıyorsun? Şurası bakın şöyle dik 45 derece. E bu da buraya gidiyor. Şurası da 45 derece şöyle dik olmuş oluyor. Yani şu noktadan şuraya gidenin şuraya gidenin arasındaki şurası öğrencilerim dik oluyor. yani A B E bakın şu dik bunu unutmayalım ee, çok fazla yanlış yapan oluyor bu noktada sevgilencerim geniş açı dersek zaten bakın şuradan şurası dik açı ee, geniş biraz açtığınız zaman bakın şurası ne oluyor geniş oluyor yani C B F C B F burası ne oldu öğrencilerim? bakın geniş olmuş oldu evet başka nereye yazabilirsiniz? bir de şuradan alabilirsiniz. Bakın zaten şu 90 derecenin dışında şuradan alırsın. Bir de dışarıdan alsan daha geniş olmuş olur. Değil mi? Bu zaman A, B, F de ne yaparsınız? A, B, F ile geniş açı olarak ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili Bakın bunların hepsini tersten yazabilirsiniz. F, B, A diyerekten de F, B, A diyerekten de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bunların bakın hızlı yaparken açılarını unutuyoruz. Şöyle yuvarlak için alıp şapka koymayı sevgili unutmayalım. Şöyle bunları da bu şekilde göstermiş olalım. Sınıfınıza dar, dik ve geniş açılara model olacak örnekler veriniz. Yapalım sevgili Dar açıya ne yazabilirsiniz? Mesela pencere az açıksa nedir? Sevgili Şöyle pencere var. Değil mi? Mesela az açıksa şöyle dar açı olacak. Az açıksa. Mesela kapı da az açıksa. Kapı az açık olursa ne olur sevgili Dar açı olur. Bu ikisi pencere geniş açıya ne yazabilirsiniz? Bakın. Aynı şekilde pencere çok açık olursa. Geniş açı olur. Kapı çok açık olursa ne olur sevgileneceğim? Geniş açı olur. Sınıfımızdaki şu pencerelerin köşeleri, akıllı tahtanın, akıllı tahtanın, şu akıllı tahta, Bakın şu köşeleri hep nedir sevgileneceğim? Sınıflardaki mesela çerçeveler var değil mi? Çerçevelerin köşeleri hep nedir? Diktir sevgileneceğim. Dik olanı da o zaman şöyle yazabilirsiniz. Mesela akıllı tahta köşeleri. Kıllı tahta köşeleri. Başka? Sınıftaki mesela istiklal marşı değil mi? Ondan sonra bayrağımız var. Şu kare olan, dik olanların bütün köşeleri dik açıdır. Bunu da buraya yazarsınız. Yandaki karton üzerine açı ölçer şekildeki gibi yerleştirilmiş ve üzerine açılar çizilmiştir. Buna göre karton üzerine verilen açılardan hangi iki seçili aralarındaki açı dik açı olur diye söylüyor. Bakın zaten sevgilerim şunların dar olduğu şuraların görünüyor. Mecburen şu genişe odaklanacağız değil mi? Gözle dahi görünüyor. Bakın buradaki açı kaç derece? 120 derece. Şunun açısı kaç derece? Bakın 30 derece. Zaten 120'den 30 çıkartırsanız 90 derece. Yani şurası şöylece dik açı olmuş olur sevgili öğrencilerim. Bunu yazarken nasıl yazacaksınız? Şu E başlangıç sona gittiği için şöyle E, e D ışını ile E, D ışını ile şöyle E, A Evet ışını nedir? Ee, dik açı oluşturur diye ne yaparsınız? Söylersiniz sevgili öğrencilerim. Evet 199'da bırakalım. İleri sayfaları istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Biraz elim yoruldu için şuralarda yazılar bozuldu ama söylediğim için lütfen e, artık oradan o şekilde yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.